Merhaba. Bu videoda XLR jack tamiri yapacağız. Bu kabloda bir süredir bir temassızlık var. Ee, yani bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Bunu önce bir kontrol cihazıyla kontrol edip e, tam sorunun nereden kaynaklandığına bakalım. Kontrol cihazını kısa devre moduna aldım. Yani burada ben iki ucu birbirine temas ettirdiğimde bu bana sinyal verecek. Bunu bir ucuna takıp buradan karşılığına bakıyorum. Çalışıyor. Sonra diğerine takalım. Bu da çalıştı. Şimdi de orta ucuna bakalım. Bu XLR kablonun şu bacağında bir temassızlık var. İçindeki kablo da kokmuş olabilir. Bu ucu açıp içine bakalım. Biz bunu açarken zaten bunun içindeki bu yuvalar oynamaya başladı. Hemen tutar tutmaz bunun e, lehimi elimde kaldı. Genellikle bu kablo mikrofona takıldığında veya miksere takıldığında veya gitar kablosu gitara takıldığında bu konektörlerin hemen burasındaki ilk 10 15 santimlik bölüm en fazla yorulan kısmıdır. Çünkü mikrofona taktığınızda burası ağırlığı taşır veya yani en çok buralar kıvrılır. Diğer bölümler eğer üzerine basmazsanız, sandalyeyle veya başka bir şeyle geçmezseniz kolay kolay diğer kısmına bir şey olmaz. Ama buradaki 15-10-15 santimlik -15 bölüm en fazla yorulan kısmıdır. Bu yüzden ben bu tip uç değişmelerinde bu kısmı direkt keserim ve sonrasından bağlantı yaparım. Çünkü ben bunu buraya bağladığımda muhtemelen bunun içerisindeki küçük kılcal kablolarda kopmuş olacak ve çok kısa süre sonra yeniden benim bu ucu yenilemem gerekecek. Şimdi buna yeni uç açacağım ve yeni bir konektöre bağlayacağım. Bunun içerisinde bir tane mavi, bir tane kırmızı ve bir tane de toprak var. Eğer kullandığınız mikrofon sistemi veya preamp sistemi 48 volt istiyorsa böyle bir XLR kablo kullanmanız lazım. Bazı kablolarda bunun gibi esnemelere karşı bu bakır kabloları korumak için bir böyle ip tarzı bir şey kullanılır. Bunda da yine böyle bir ip sarılmış içeride ki herhangi bir esneme vesaire olursa bakır kablolar esnemeyeceği için kopacaktır. Bu da kablonun uzamamasını sağlayacak. Böyle bir şey koymuşlar. Bunu ben kesiyorum. Çünkü onunla herhangi bir işimiz yok. Biri kırmızı, diğeri mavi. Bunların uç kısmını açıyorum. Bunları konektöre bağlayacağız. Kablolarımızın ucunu açtık ve lehimlemeye hazır hale getirdik. Şimdi konektörümüzü alalım. Bu konektör eski olduğu için artık bunu yeniden kullanmak istemiyorum. Bu dişi uçtaki şu küçük yuvalar artık bozulmuş ve buradan girip çıkmaya başlamış yuvalarına. Yani bunu yeniden kullanıp yeniden sorun yaşamak istemiyorum. Bunu yenilemek istiyorum ben. Bu yeni XLR ucumuzu kablomuzun kestiğimiz kısmına şimdi lehimleyeceğiz. Önce şu dip kısmını bir kabloya takıyorum ki lehimledikten sonra bunu geri yerine takamam. Bu geride beklesin. Sonra bu kabloların kopmamasını sağlayacak parçayı da geriye doğru takıyorum. Takıp geriye sürüklüyorum. 3 tane ucumuz var. Biri mavi, diğeri kırmızı ve diğeri toprak. Toprağı 1'e, kırmızıyı 2'ye ve mavi olanı da 3'e lehimleyeceğim. Bu uçları lehimlemeden önce birazcık lehim değdiriyorum ki lehimlemem daha kolay olsun. Lehimlemeden önce elimle o bakır kabloları birbirine sarıyorum. Sonra biraz pastaya değdirdikten sonra üzerine lehim eritiyorum ki kablolar arasındaki hava boşlukları gitsin ve tamamen orası lehimle dolsun. Bunu yaptıktan sonra hem lehimlemem hem de oradaki iletkenlik daha iyi oluyor. Genellikle bu taktik elektrik kablolarında uygulanır ama ben burada da uyguluyorum. Bu benim daha işime geliyor. Bunların uçlarını şimdi eşitliyorum ki hepsi düz bir şekilde girsin sokete. 1 numaraya toprak, 2 numaraya kırmızı, 3 numaraya da mavi ile himleyeceğim. Mavi'yi de yaptık. Sıra geldi kırmızıya. Eğer bu bir elektro gitar kablosu olsaydı, zorlanmadan dolayı olabilecek buradaki herhangi bir kılcal bakır kablonun kopup diğer uçlara değmesini engellemek için makaron sarıyordum. Ama burada 3 tane kablo olduğu için ve bunlar çok küçük alanda olduğu için buna makaron saramam. Bunun yerine ben elektrik bandı kullanıyorum. Onu da şöyle yapıyorum. Şöyle birkaç santim elektrik bandını alıp Ortadan da ikiye kestikten sonra buradaki kabloların birbiriyle temas etmeyeceği şekilde aradan bunları geçiriyorum. Artık kablolarımız hepsi kendi bölümünde güvende duruyor. Birbirlerine temas etmeleri çok zor. Şimdi bu dip kısmındaki burayı koruyacak plastik parçasını da çekiyorum. Şurada bir tırnak var. O hizaya getiriyorum. Buradaki kabuğun içine bunu aynı şekilde burada bir rayı var. Orayı hizalayıp yuvasına oturtuyorum bunu. Sonra arkasındaki şu kapağını da kapattıktan sonra kablomuz kullanmaya hazır. Şimdi test edelim bakalım bu çalışıyor mu? Bunu yine kısa devre moduna aldım. Önce bir ucunu kontrol edelim. Çalışıyor. Şimdi ikiyi kontrol edelim. Bu da çalıştı, şimdi 3'ü kontrol edelim. Kablomuz şu anda gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Bir sürü markanın bir sürü farklı konnektör çeşidi var. Bunların arasındaki fiyat farkı kafanı karıştırabilir. E, fiyata etki eden nedenler genellikle e, sinyal aktarımının iyi olması ve kullanılan malzemeden kaynaklanıyor. Ben stüdyoda genellikle mikserde, kondanser mikrofonlarda veya enstrüman kablolamalarında amfenol konnektörleri tercih ediyorum. amfenol XLR, TS, TRS veya RCA uçlar benim işimi oldukça iyi görüyor. Hem uzun ömürlü hem de kullanılan malzeme oldukça iyi. Bunun gibi bir sürü marka var ama iş sadece konektörle bitmiyor. Sizin kullandığınız kablonun dayanıklı olması videonun başında gösterdiğim gibi bu içerisinde koruyucu bir ip var bunun. Yani zorlandığında bu kablonun içindeki kılcal bakırların kopmasını engelliyor. Eğer siz iyi bir kablolama sistemi istiyorsanız hem konnektörlerinizin iyi olması lazım hem de kablonuzun iyi olması lazım. Konnektörünüz çok iyiyse ama kablonuz kötüyse iyi sonuç alamazsınız. Kablonuz çok kaliteliyse ama konektörünüz kötüyse, sürekli arızalanıyorsa yine sorun yaşarsınız. Birkaç yüz dolara enstrüman kablosu da var, 20 dolara da enstrüman kablosu var. 20 dolara aldığınız kablonun sinyal aktarımı, dip gürültüsünün kayıda geçmesi vesaire gibi sorunlar yaşatırken e, High-end ürünler size bu sorunu olabildiğince az yaşatıyor. Burada yaptığınız işin kaliteli olması, siz bu işi para kazanmak için mi yapıyorsunuz yoksa kendiniz e, hobi o amaçlı mı yapıyorsunuz? Yani bunlar çok önemli. Benim size tavsiyem bir tane kaliteli kablonuz olsun. Mesela sadece vokal kaydı yapacaksınız. O kabloyu kullanırsınız. Pahalı bir kabloyu kullanırsınız ama onunla sorun yaşamazsınız ve veri aktarımınız iyi olur. Bir orkestra kaydederken veya bir davul kaydederken eğer o bütçeyi ayırmak istemiyorsanız ona göre bir sonuç alırsınız. Eğer çok X'lere kablonun gerektiği bir davul kaydı veya benzeri bir şey kaydedecekseniz tabii sizin çalışmanızda kullandığınız kablonun kalitesiyle eşdeğerli olacaktır. Çok kablo demek çok daha fazla dip gürültüsü demek. Yani her kanaldan küçücük gelecek sinyallerin toplamı şarkının neticesini belirleyecek. Davulunuzu, trompetinizi, zillerinizi, gitarınızı, amfinizi bunun gibi şeyleri seçtiğiniz gibi kablonuzu da dikkatli seçmeniz lazım. X'lere kablo ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım yeterli olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.